Şimdi biz kafe ve restoranları kapattık. Niye? İnsanlar bir araya gelmesin, bulaşı azaltabilelim diye. Peki şimdi biz kafeleri ve restoranları kapattık diye bunu başka yerlere taşımanın mantığı nedir? Efendim yeni bir moda başladı biliyor musunuz? İnsanlar evlerini, bakın altını çiziyorum, evlerini, yaşadıkları yerleri kafelere ve restoranlara çevirmeye başlamışlar. Hadi onlar bunu yaptı da ki asla ve asla tabii ki tasvip etmiyoruz. Ama buna gidip rağbet edip oraya gidenler de var maalesef. Şimdi uyarı niteliğinde çok önemli bir haberi getireceğiz ekranlarınıza. Bakın evler nasıl kafe ve restoran olmaya başlamış. Önce sosyal medya üzerinden reklam yaptılar, ardından randevu sistemiyle müşterileri kafeye çevirdikleri evlerine çağırdılar. Bir çay için 5 Türk lirası ücret belirlediler. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranların ardından bir araya gelmek isteyenler çözüm yolu arayışı içerisindeler. Biz de şimdi bir eve geldik. Bu ev kafeye çevirmiş bir ev. Pandemiden dolayı biz de böyle bir şeylere yapalım dedik. Talep nasıl? Var mı yani gelip giden çok? Evet var. Gerçekten. Hatta o kadar çok yoğun şeyler geliyor ki mesaj vesaire falan. İlanı sosyal medyada görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Beni çekiyor. Nasıl yani, ciddi misin, şaka mı yapıyorsun? Şimdi böyle tepki gösterenler çok. Nasıl oluyor? Hani siz affedersiniz eskort musunuz diyenler de oluyor. Üstelik ruhsatsız açılan bu ev kafelerin kuralları dahi var. Yani mesela kısıtlama koyuyorum, şartımız var bizim. Hani gelecek olan misafirlere ben bir saat oturma şartı veriyorum. Ben bir çay çekme mecburi koyuyorum orada. Bu çekim yapıldıktan bir hafta sonra o ev için tekrar randevu alındı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden gördüğümüz bir ilanla kafeye çevrilen eve müşteri olarak girmiştik. Bugünse gazeteci kimliğimize o kapıyı tekrardan çalacağız. Tamam olur. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz da bu aralar benim şeyim var, misafirlerim var da. Hani rezervasyonla mı alıyorsunuz bilmiyorum, nasıl oluyor tam olarak? Evet o şekilde, yani herkesi birden alamıyorum ben. İkramlıklar da veriyorum ama yanında da ekstralarım da oluyor. Hani kişinin ödeyeceği fazla bir 50 TL'dir. Evini kafeye çeviren işletmeci kadın kuralları hiçe saydığı yetmiyormuş gibi halk sağlığıyla da oynadı. Hatta evini kafe olarak işletmeye devam edeceğini söyledi. Böyle yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Ayrıca yasalara aykırı olduğunu da düşünmüyorum. Bundan sonrasında yapmayı düşünüyor musunuz, devam etmeyi? Yani böyle devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Mahalle sakinleri de bu uygulamadan rahatsız olduklarını dile getirdi. Ev konutu verdim. Benim bütün bayilerim ev konutu olarak. İş yeri olarak ben vermiyorum. Ben böyle önüne gelen adamı buraya sokamaz yani. Öte yandan bu ilanlar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.